Gerçekten bizi utandıran bazı cümleler var. Karşıdan baktığınız zaman veya yanına yaklaştığınız zaman Çelebi bir zat gibi görünen, gerçekten bir saygı da uyandırabilen, sanki ikili ilişkilerde kibarlığı noktasında sizin de beğeneceğiniz bir insan tipi ama ağzını açtığı zaman ağzından küfürler çıkıyor. Ne demektir bir başbakan için gemiden çıkan kadınları dikizliyor iddiası? Bunu bir genel başkan, bir ana muhalefet lideri nasıl söyleyebilir? Şimdi bu sözü duyduktan sonra geçtiğimiz yıl yine böyle kızgın bir halinde anasının "aa" demişken ağzını kapatmak zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na bakıyorum. Eğer kendini tutamayıp da konuşmasını tamamlasaydı kim bilir ağzından hangi küfürler çıkacaktı. İyi ki durmuş diye şükrediyorum. Allah'tan korkun, biraz da utanın. Bu sözleri nasıl söyleyebilirsiniz? Bir siyasi eleştiri böyle mi olur? Bir genel başkan ağzını açtığı zaman böyle mi konuşur? Bir insana hakaret etmek elbette çok çirkin ve çok aşağılayıcı bir şeydir. Ama genel başkan Kılıçdaroğlu kendisini tutamıyor. Aklına Tayyip Erdoğan geldiğinde veya AK Parti geldiğinde küfür etmekten, ulu orta konuşmaktan kendisini alakoyamıyor. Ağzına biber sürülse caizdir. İnşallah bir daha bu tür cümleleri kendisinden duymayız. İnşallah kendisine hakim olur. Ne olur? Biraz sinirlerine sahip olsun. Bunlarla oy toplanmaz. Bu sadece toplumlardaki gerginliği artırır, seviyeyi düşürür. Hiçbir siyasetçi argo dille konuşamaz. Konuşmamalıdır. Toplumun aynası olacaksanız toplumun ahlak anlayışını, toplumun kibarlığını ve nezaketini de sizin örnek olarak göstermeniz gerekir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sözcüğümüzün soruları bitti herhalde. Yeter ki küçültücü, aşağılayıcı, hakaretamiz sözler söylemesin. Yani güç birliği içinde olalım ve AK Parti ile mücadele edelim demek bence çok meşru bir ifadedir. Muhalefetin görevi iktidarı yıpratmak ve onun yerine geçmektir. Böyle bir iddia sahibi ise bir insan bunları söyleyebilir. Ama ben onlara farklı bir teklifte bulundum. Şu ana kadar da hiçbir cevap alamadım.